Antalya'da telefon dolandırıcılarının ağına düşen adam 35 bin euro yollamak için bankaya gitti. Oğlu, polis ve banka görevlileri onu engellemek için dakikalarca uğraştı ama yaşlı adam hem inatçı hem de kararlıydı. Operasyon yapıyoruz demişlerdir, savcı izlemişlerdir, polis izlemişlerdir, tamam mı? Sakın para çekme. Dolandırıldık. Herkes dil döktü, dolandırılacakken son anda direkten döndü. Biz polisiz. Onlar ne? Onlar sahtekar, dolandırıcı. Abi, telefonla seni dolandırmaya çalışıyorlar. Burada bile değiller. Aynı senin yaşlarında 3 kişi geldi hafta içi. Antalya'da yaşayan Hasan Çolak kahvaltı yaparken telefonu çalmıştı. Ben emniyet müdürüyüm dedi. Aman dedi, kimseye demeden gidecek, gel şu hırsızı yakalayalım dedi. Senin paranı aktarmışlar başka bir yere dedi. O yalanlara kandı, bankaya gidip 35 bin eurosunu yollamaya kalktı. Parası gidelim. Seni dolandırmaya çalıştım. Tamam mı? Yani para çekme. Polis mi? Emniyete yardımcı ol, bu işi halledelim. 35 bin euro ödedi, Türk parasına çevir. Oğlu her şeyin farkındaydı. Polise haber verince sahtekarlar bu sefer de ona sardı. Ya bunu yüz yüze kimle görüşeceğiz en son? Nasıl yapacağız bunu, ne yapacağız? Polis ve banka görevlileri tuzağın önünü kesmek için dakikalarca çabaladı. Hiçbir devlet, hiçbir adamı senden telefonla arayıp da para yatırmanı, para çekmeni istemez. Dolandırıcı bunlar, tamam mı? Şimdi polise de inanmadım orada. İnan onlara dedi. Hasan Çolak ikna olunca dolandırıcıların hevesi kursağında kaldı. Ben para çekmeyeceğim dedi. Tamam, para çekme, yatırmayacaksın, havale de etmeyeceksin.